İlyas Bey, peki bu durum, burada bir de insanlar ölmesin çabası vardı ilk yaptığımız yayınlarda. O da bir kenara kaldırıldı zannediyorum, değil mi? Çünkü kaç kişi öldüğünü bilmiyoruz ama Mariupol'de 3500 kişinin öldüğünü yerel kaynaklar Onu açıkladı. sadece tespit edilen enkazlar Tabii. var. Gerçekten bir insanlık dramı var yani, Hı. gerçekten. Sadece Mariupol'de değil, Harkov tamamen yıkılmış. O küçük kasabalar tamamen. Biz şunu da devam takip ediyoruz. Müthiş bir savaş var. Müthiş bir. Son haftada hele müthiş bir savaş var. Cephe savaşı var. Bir de Meskun Mahal savaşı var. Burada insan kaybını da ölçmek mümkün değil. Mümkün değil. Çok ağır bir noktaya gitti. Buyurun. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Çok Tabii. doğru tespitler oldu. Ama bu İstanbul'daki şeyin toplantının en önemli şeyi bence Türkiye'nin konumuyla ilgili. Putin'in ve Zelenski zaten biliyorsunuz Türkiye'de olmasını istiyordu. Putin de buna razı oldu. Bu şu demektir aslında. Açık kapı Türkiye demektir. Evet. Yani bu aslında izinli oluyor ve burada bir de strateji var. Yani nihayetinde biz NATO ülkesiyiz. Biz Avrupa Birliği'ne yıllardır uymaya çalışan bir ülkeyiz. Burada Rusya'nın da bir stratejisi var. Yani ben Türkiye'ye güveniyorum demektir. Çünkü müzakere yapan ülkeler, yani müzakereyi takip eden ülkeler güvenilir ülkeler olmak zorunda. Aslında bu Fransa'dan bekleniyordu. Rusya'daki bugünkü basın yazıyor. Yani Fransa ile ilgili çok yazı çıktı. Macron'la ilgili. Macron çok erken taraf tuttu. Dolayısıyla biz Macron'a güvenmiyoruz. Normalde Gürcistan'da hocam hatırlar. Gürcistan'da Macron. O zaman şey Ama vardı. 2007-2008 hatırlamıyorum ama cumhurbaşkanları yaptı o müzakereleri. Fransa'ydı yani. Şimdi Fransa'dan bekleniyordu. Gerçi Putin Macron'a o kocaman devasa İşte masayla tam da o bu savaştan eleştiriliyor. önce bir tavır da Tabii koymuş tabii. Avrupa'ya Tabii ve tabii Fransa'ya. eleştiriliyor. Yani çok erken tavır tuttular. Birincisi bu. Yani Türkiye'nin rolü açısından çok önemli. İkincisi biliyorsunuz müzakerelerde ilk şey nedir? Barıştır. Yani barış nasıl sağlanacak? Bunun mutlaka tespit edilmesi. Barış olmadan artık şey de yani mesela bugün soruldu Lavrov'a esir değişimi ile ilgili çok erken dedi. Çünkü henüz ateşkes yok yani çok önemli. Ateşkes Evet. olmadan da hiçbir şey yapılamıyor. Çok hem Oğuz hocam hem Fuat hocam çok doğru şeylere temas ettiler. Niye? Putin'in beklediği şu, her şey hazır olsun. Zelenski beklemiyor ama Putin bekliyor. Bir şey zemin olsun ki ben masa Geleyim. bir reel bir çıktı Yani olsun. böyle bir İstanbul'da böyle bir masada belki de yakın dönemde Zelenski ve Putin'i görebiliriz. Görebiliriz. Ben Yani. zaten iyimser hep şey yaptım. Başlangıçtan itibaren 3 senaryo söyledim. Birinci senaryo şuydu, çok kötü senaryo. Bu gerçekten istilaydı ve egemenlik haklarının kaldırılması. Ukrayna. Bu konuşuldu biliyor musunuz? Rusya'da çok konuşuldu ve en dehşet olan senaryo buydu o zaman işte. Dünya Savaşı'nın şeyi aralanacaktı. Yani artık kimse onun sonunu hesaplayamayacaktı. İkinci senaryo da çok kötüydü. Üçe bölünecekti Ukrayna. Kiev bir devlet. Kiev küçük Rusya olarak biliniyor çünkü Rus milliyetçilerin kafasında. Doğu bölgesi zaten Lugansk ve Donetsk ve Kırım zaten Odessa yoluyla bir demografik yapı da değişik zaten orada. Evet. Orada bir Karadeniz hakimiyeti sağlanacaktı. Bu hem NATO için, hem dünya için, hem NATO üye ülkeler için. Bunun sadece Fuat Hocam çok doğru söyledi. Bunun biz hep ön yüzüdür bu. Doğu Avrupa ön yüzü. Bir de arka Hazar Havzası dediğimiz ve Orta Asya dediğimiz bunun arka yüzü var. Bunun devamı arkadan Çin'e kadar uzanır ve Hindistan'a kadar uzanır. Orada büyük bir karasal alan, yeni dünyada karasal alan ve yani hem demografik açıdan yani nüfus açısından hem silah açısından emin olun batıdan Peki bu güçlü. senaryoların ortadan kalktığını size ne gösteriyor? Çünkü Ortadan Rusya kalktı demiyoruz. ilerlemeye doğru hala devam ediyor. Belki de bana sanki başlangıçtakinden daha da ileriye yıkım anlamında ve Ukrayna'nın epey Rusya sınırında işte bir Odessa da o kadar olmadı. Çok da ilerledi, çok büyük yıkım yaptı. Umulandan daha çok can kaybıyla. Yani dümdüz oldu, %80-85'i Mariupol'ün gitti, Harkov'un öyle. Yani zaten çok da bir dehşet saçmadı mı bölgede Rusya? Şöyle yani biz tabii analiz yapanlar, ben tarihsel analiz yapabiliyorum tabii, herkesin alanı farklı. Biz güçlere bakarız. Bir demografik güç, ikincisi ekonomik güç, üç silah gücü, dört
üçüncü, dördüncü hareketi yapabilen ülkeler diye biz tarihsel süreçte öyle bakabiliriz. Şunu görüldü. Biz biliyorduk zaten Rusya ikinci güç çok zor olabiliyor. Üç, dört yapamıyor zaten de ikiye çıkabiliyor. Yani iki dediğiniz şey 3000 kilometre ötede operasyon yapabilme yeteneği. Rusya'nın yok. Evet çok büyük yıkıcı silahları var ama ikinci bölgede tıpkı futbol gibidir. Devletlerin şey ikinci bölgede hareketli olabilmesi için onu destekleyecek insan gücü lazım bir. İki, silah gücü lazım. Silah gücü var ama demografik gücü yok. Ukrayna 44 milyon, 144 milyon da şey Rusya. Ama 144 milyonun yarısı Rus değil. Yani gayri Rus diyoruz biz. Rus olmayan halklar da var orada. Sosyolojik zafiyetler var. Tamam bu içten analizle anlaşılabilir ama sahada ne olduğunu biz bilmiyorduk. Sahada gördük ki ülke 3 gün içinde aslında eski Sovyetler coğrafyası eski sosyolojik ve kimlik anlayışında değil. Ben bile yanıldım. Ben şöyle yanıldım. Aslında çok iyi biliyorum. Ben Ukraynalılara dedim çok direnirler dedim. İlk başlangıçta bak Ukraynalılar yanlış tanıyorlar. Türkler de yanlış tanıyor. Evet. Değişik insanlar bunlar silahı eline alınca hiç Ruslar da durduramaz dememe rağmen ben şöyle bir tespit yapmıştım. Karadeniz bölgesinde Kırım'la Lugansk, Luhansk ve Odessa'da şeyli demiştim, şüpheli demiştim. Ruslar buraya hakim olurlar ve o 4-5 gün içinde de istila ederler. Biz beklemiyorduk ama hükümeti dönüştürürler diye bekliyorduk. Oldu çünkü Lukashenko'da oldu, Belarus'ta oldu bu, her yerde oldu yani. Şimdi ben arkaları konuşmadım. Yanıldığım şu, Ukrayna dayandı ve farklı bir inşa oluşmuş. Sizin umduğunuzdan fazla dayandı yani. Tabii ki mesela öyle de bir inşa, kimlik inşası oluşmuş ki yani vaz da geçmiyor. Bu son yıllarda işte Putin'in de konuşmalarında işaret ettiği aşırı milliyetçi yapılar, neonazi hareket, tabii. Karşılıklı bu Donbas'ta yaşananlarda bu milliyetçiliği. Çünkü onlar çok tabii genel olarak milliyetçilerin içine konulamaz. Onlar da aşırı bir etnik kıyıma gidecek bir milliyetçilik yani, var. Putin, ama bütün bu karşıtlıkta genelinde ülkenin bir milliyetçiliği yukarı yükseltti, mı taşıdı? Tabii, yükseltti tabii. Onun sonucu mu bu? Yani Putin Ukrayna'yı yok sayarken şimdi Ukrayna üzerine yazanlar bir ulus inşası diye yazıyorlar. Tabii tabii. Nation building. Tabii bu yeni bir şey. Bu şimdi yeni çıktı. Yeni bir şey bu. Ama bu 33 güne uzamasıyla çıktı. Evet. Esasında ilk 3-4 günde. Bu savaşla çıktı. Ama yani geçmişte tabii Donbas bölgesinde yaşananlar karşılıklı ama, etnik çatışma. Ama bu şey değildi. Bunu bu bir Ukraynalılık çıktı yani. Ama bu o kadar etkili değildi Serap Hanım. Altını oluşturmadı mı geçmişte? Hayır. Bu 2014'te dediğiniz şey bu kadar seri ve anlaşılır bir şey değildi bu. O yüzden deriz ki biz savaşı ben her zaman söylüyorum savaş tektonik harekettir. Yani deprem gibidir. Ulusları inşa eder. Bu savaş Ukrayna milletini bir ulus olarak, ortaya çıkardı. Kaybetse bile. 2014'ten temel farkı bu değil mi budur. Hocam? Ben öyle görüyorum tabii. Hep sosyologlar farklı görecekler. Milletler sosyolojisi çalışanlar bakacağız. Fukuyama farklı okuyor mesela. Evet. Oliver Roy duymadım. O da şey yapacaktır, yazacaktır. Dünyada bu işle ilgili insanlar var. Biz de takip ediyoruz. Ben de Türkiye'de bu işle uğraşıyorum ama tabii. Benim tahminim de öyle. Bir başka yönüne bakmak istiyorum ben. Ruslar kazanırken kaybederken de kazanıyor aynı zamanda. Onu da dikkat ettim hocam. Bundan sonra konuşulacak belki. Şimdi eskiden doğu yani bu şeyin nehrin doğusu Dinyeper'in doğusuyla batısı arasında şey farkı yoktu. Kimlik inşası açısından bir mix karışık bir şey vardı, hadise vardı. İşte bir tarafta %50, %60, %60, %40, diğer tarafta %60, %40 ve Ukrayna'da bir bütünsel yapı vardı. Bu savaş şehirler boşaldığı için birbirlerine geçişlerde bir kimliği bir tarafta şey yaptı, domine etti. Diğer kimlik öbür tarafta kaldı, batıda. Bu sefer şeyler değişecek. Yani Rus taraftarları bir tarafa göçecek. Ukrayna tarafları bir tarafa göçecek. Ukrayna'dan bir yetkili de dedi ki 40 bin kişiyi zorla sınırdan Rusya tarafına geçirdiler. İşte bakın. Diye de bir bugün bir resmi açıklama var. Bunlar olacak. 40 bin kişi zorlanarak Rusya'ya götürüldü diye. Şimdi belki oradan da o tarafa bir nüfus kaydırılacak. Daha sertleşecek. Tabii. Bu savaşın sosyolojik şeyi. Evet. Aynı deprem gibi tektonik yapı demiştim ben ona. Sarsıldıkça işte nüfus kendi yerini bulacak. Geçmişte mesela Balkanlardaki nüfusumuzun Anadolu'ya göçü gibi düşünün yani. Savaşlar, büyük savaşlar böyle yapar. Bir